Nasıl yapılır? Hoş geldiniz. Bu videomuzda macOS Mojave ile birlikte gelen ekran resmi özelliğinin nasıl kullanılacağını anlatıyoruz. Aslında uzun zamandır Mac bilgisayarlarda da ekran resmi alma özelliği mevcut. Ancak bunun karmaşık bir tuş kombinasyonu var ve akılda tutmak o kadar da kolay değil. Bir ekran görüntüsü almak için klavyede bulunan Sol Shift Command, Sağ Shift ve 3 tuşlarına aynı anda basmak gerekiyor ve bu şekilde ekran resmi almak mümkün oluyor. Aynı durum yine geçerli. macOS Mojave'de de aynı şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ancak şimdi de daha pratik bir yol var. Ekran resmi özelliği sayesinde artık ekran resmini tıpkı iOS'ta olduğu gibi alıp ondan sonra da düzenlemek ve kolaylıkla paylaşmak mümkün oluyor. macOS Mojave ile birlikte ekran resmi uygulaması geliyor. Launchpad'e girdiğinizde diğer bölüm altında ekran resmi uygulamasını görebilirsiniz. Bunun dışında bu uygulamayı Spotlight'ta ekran resmi yazarak da çağırabilirsiniz. Ve ekran resmini açtığınız anda gördüğünüz gibi ekranda bir seçili alan belirliyor. Veya bunun dışında Shift, Command ve 5 tuşlarına aynı anda basarak da ekran resmi uygulamasını açabilirsiniz. Ekran resmi uygulamasını açtığınızda altta bir çubuk göreceksiniz. Burada bir takım seçenekler mevcut. Ekranın tamamını çek düğmesine tıklattığınızda ekranın tamamının görüntüsü alınacak şekilde hazır hale getiriliyor ve daha sonra siz sadece izleme dörtgenine veya fareye tıklatmak kalıyor. Seçilen pencereyi çek derseniz seçmiş olduğunuz pencere taranan pencere çekiliyor ve bunun ekran resmi kaydediliyor. Herhangi bir alanı belirleyerek seçebilirsiniz ve sadece onun ekran resmini alabilirsiniz. Ekran kaydı yapma özelliği de mevcut. Tüm ekranın video kaydını yapabilirsiniz ya da seçilen bölümün kaydını yapabilirsiniz. Bu gibi özellikler ekran kaydı uygulamasında sunuluyor. Bunun yanı sıra seçenekler menüsü var. Seçenekler menüsüne baktığımızda da şuraya kaydet şeklinde çekilen ekran görüntüsünün veya alınan ekran kaydının hangi ortama kaydedileceği veya nerede paylaşılacağı gösteriliyor. Sayaç özelliği var. Sayaç özelliği sayesinde 5 saniye ya da 10 saniyelik sınırlı sürelerde kayıt yapmak mümkün. Eğer isterseniz ekran görüntü kaydı yaparken mikrofonu da kullanabilirsiniz. Bu durum özellikle nasıl yapılır videolarında bir hayli kullanışlı olacaktır. Bunun yanı sıra bir takım seçenekler var. Serbest küçük resim göster, son seçim anımsa, fare tıklamalarını göster gibi özellikle ekran görüntüsü kaydı yaparken kullanacağınız bir takım seçenekler de burada mevcut. Gelin biz ekranın sadece seçilen penceresini çekme özelliğini kullanalım ve taranmış alanın ekran görüntüsünü izleme dörtgeni tıklatarak çekelim. Ekran görüntüsünü aldığımda görmüş olduğunuz gibi burada bir küçük resim gösteriliyor ve ekran resminin alındığı gösteriliyor. Bir süre sonra bu resim kayboluyor. Ancak fare imlecini üzerine götürüp tıklatırsanız ekran resmi gördüğünüz şekilde ön izleme uygulamasına açılıyor ve burada bir takım ayarları alınan ekran resmi üzerinde yapmanız mümkün oluyor. Bu uygulamada almış olduğunuz ekran görüntüsü üzerine metin ekleyebilir, çeşitli şekilleri ekleyebilir, kesme veya farklı işlemleri, döndürme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra da eğer isterseniz paylaş ikonu tıklatarak bu ekran görüntüsünü üzerinde düzenleme yaptığınız ekran görüntüsünü başka uygulamalarda paylaşabilirsiniz. Buna ek olarak aldığınız ekran resmini silmek için sil tuşuna basarak bu ekran görüntüsünün bilgisayarınızdan tamamen silinmesini, çöp kutusuna gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Ekran resmi uygulaması sayesinde Mac bilgisayarlarda ekran görüntüsü alma veya ekran kaydını yapma işlemi çok daha kolay hale geliyor. Bundan böyle üçüncü taraf uygulamalara gerek duymadan doğrudan macOS Mojave içinde sunulan bir araç sayesinde tüm bu işlevleri gerçekleştirebilirsiniz ve başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Nasıl yapılırdan bugünlük bu kadar. Videolarımızı yakından takip etmek, en güncel videolardan anında haberdar olmak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için de günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.